Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şöyle şunu indireyim bir saniye. Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Tatilde güzel bir tatil geçirmeniz dileğiyle. Umarım notlarınız da iyidir. Herkesin finale vizesi ya da karnesi umarım iyidir. Değilse de, gerçi artık karnesi iyi olmayan da geçiyor sınıfı. Ya da öyle bir şeyler duymuştum. Her neyse, konumuza gelelim. Konumuz şu. Daisy Commander çalışmıyor. Değil mi? Daisy mod oyuncuları bilir. Daisy Commander üzerinden moda giriliyor. Serverlar oradan gözüküyor. Diğer türlü Daisy'ye girdiğinizde maalesef ki Commander vesaire çalışmıyor. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bunun için alternatif yollar var. Commander çalışmayınca illaki hiçbir şekilde oyuna girilmiyor diye bir şey yok. hemen şöyle bir saniye. İki tane bende ekran var da. Şimdi burada ilk önce Play 6 diye bir şey var. Şimdi Daisy sistemini Daisy'de bu işte modları vesaire işte bu epoktu bilmem neydi bunları indirebilecek 3 tane bilindik program var. Birincisi Daisy Commander. Daisy Commander artıları ve eksileri olan bir program. Artısı şu nedir? Çok az yer kaplar. Basit bir program. RAM harcamaz. Hemen işinizi görür. Öteki Daisy Launcher. Daisy Launcher biraz daha arızalı, sorunlu bir programdır. Modu indirirsiniz, indirdiğiniz yer belli değildir. Çakışır, her şeyle çakışır. Pek çok server gözükmez. Onda gözüken serverlarda Commander'da gözükmez. Öyle saçma sapan bir programdır. Six denilen şey, bu Play Six denilen, şöyle Play Six yazarak aratabilirsiniz. Bu Play 6 denilen program ise Daisy'nin bu işte Arma 3, Arma 2 bu işte nasıl diyeyim bütün bu işte Arma 2, Arma 3'tü bilmem neydi bunun modlarının tamamının kökeni olan bir program. Peki bu program artısı eksisine. Artısı şu, gene işte Commander'da olduğu kadar çok server gözükmüyor. Ancak Play 6'ten indirmiş olduğumuz işte bu mod dosyaları vesaire, cart curt bunların hepsi hepsini biz açabiliyoruz. Şimdi neydi normalde? Commander, misal Commander'dan açayım ben bir şey. Daisy Commander'ı açalım. Daisy Commander şu anda yan ekranı açıldı. Uzun zamandır server listesi gelmiyordu. Bakalım eğer ki gelirse Commander çalışıyor demektir. Downloading server list diyor. Bir de işte burada install update. Şurada işte benim bütün modlarımın olması lazım. Yüklenmiş olan modlarım. Bunların hiçbiri gözükmüyor. Serverlar gözükmüyor görüyorsunuz. Normal şartlarda modların olması lazım. Serverların olması lazım. Mod indirmek tamamıyla Daisy Commander'da bir çile. Mod indirirken işte indireceğiniz mod yaklaşık atıyorum 1,9 GB olsun ve bakın server ulaşamıyor. 1,2 GB olsun atıyorum. 2 GB'ı ne kadar zamanla indirirsin baba? Yarım saatte falan değil mi? Daisy Commander'da ben bırakıyorum geceden sabaha kadar indiriyor. Öyle söyleyeyim. Belki bazı zamanlar yüklemiyor bile. Böyle lanet bir sistem var. Daisy Commander'ın. Şimdi Daisy Commander'da dediğim gibi gözükmüyor. Daisy Commander'da ayrıca bir modu çalıştırabilmek için o modun yüklü olması ve yüklü olan modun bağlı bulunduğu server'a girmeniz gerekiyor. Aksi takdirde o modu çalıştıramıyorsunuz. Fakat Play 6 üzerinden bunu buradan indiriyorsunuz şöyle. Get Play 6 diyeceksiniz. Ardından şurada beta versiyon var. Buna tıklayacaksınız. Ardından şuradaki saniye dolunca yüklenmeye başlayacak. Olay bu. Yüklendikten sonra ben şunu şuraya alayım ya. Yüklendikten sonra Play 6 böyle masa üstünüzde falan belirecek. Bu programı çalıştırmadan önce Arma 2, Arma 3 vesaire bunları eğer ki yüklemediyseniz bilgisayarınıza hani yüklediyseniz de çalıştırmadıysanız hani yüklü olup
da çalıştırmadıysanız biliyorsunuz ki Arma 2'yi kurunca işte bu Arma 2'yi kurup ardından Operation Arrowhead'i kurmanız gerekiyor. Ardından da DayZ modu kurmanız gerekiyor. Bu üçünü bu sırayla kurduktan sonra yani Arma 2, Operation Arrowhead ardından da DayZ mod kurduktan sonra bir kere oyuna girip çalıştırmanız gerekiyor ki bu Battlider, işte oyunun içindeki güncellemelerdir falan hepsi bir yüklensin. Aynı zamanda oyunun anahtar kodları sizin bağlı bulunduğunuz server'a yani sizin bilgisayarınıza tam olarak yüklensin. Aksi takdirde sürekli olarak kenardan bir yazı çıkıyor ve işte bu oyunun CD key'i bu, buraya kaydetmeksen falan filan. Şimdi dediğim gibi bu şekil. Ardından bunu çalıştırdıktan sonra bu oyunları çalıştırdınız. Bir bir işte Arma 2'ye gireceksiniz. Arma 2'den çıkacaksınız. Bir açılacak, yüklenecek, kurulacak, edecek. Ardından oyundan çıkacaksınız. Oyuna hiç girmeyeceksiniz. Sadece ana menü, ekran gözükecek. Ardından oyundan çıkacaksınız. Ardından Operation Arrowhead'den çık. DayZ moddan çık. Yüklemeleri yaptıktan sonra Play 6'i açacaksınız. Eğer ki onu yapmazsanız Play 6'te yani hiç Arma 2 hiçbir şekilde daha yani yeni kurulmuş olanlar için söylüyorum. Hiçbir şekilde yüklenmemişler için söylüyorum. Hani Arma 2 hiçbir şekilde ilk başta yüklenmemiş yani ya da yüklenmiş ve ardından yeni kurulmuş olan makineler için söylüyorum. Şu Combinate Operations ya da işte bu oyunların falan hiçbiri gözükmüyor burada. Sizin oyunları bu Play 6 göremiyor. Şimdi Play 6 ilk açıldığında gördüğünüz gibi muazzam bir ekranı var. Burada görevi olan serverları işte bu özel görevlerin olduğu serverların görev şeylerini yükleyebilirsiniz. Tabo serverları bulmanız lazım. Ardından şurada mods var. Mods'a tıkladığınızda buradan işte gireceğiniz serverın Epoch modu mu ya da işte DayZ modu mu? Hani burada şimdi Arma 3, Arma 2 mods yazıyor ya. Arma 2'nin modu DayZ. DayZ'yi ben böyle indirdim misal buradan. İşte mesela buradan bunu indirdim. Hani istediğinizi indiriyorsunuz buradan. Yani girmek istediğiniz server. Mesela Origin'in şey var. Overwatch var. Overpoke falan da var burada. Hani Full Sahrani Mertport falan. Mesela hepsi var burada. Hani bütün Arma 2'nin yani bu DayZ değil Arma 2'nin her şeyi var burada. Arma 2'ye de ayır. DayZ Overwatch mesela. Her neyse bunu kurduktan sonra stream'e tıklayalım. Ha bu yeni şey var. Ha burada. German Army. Oo bayağı güzel şeyler bak. Falcon. Roket atarlı falan. Burada bunların hepsini yükledikten sonra yani istediğiniz modu yükledikten sonra şu sol tarafta mods yazıyor. Mods'a tıklayın. Buradan. Şurada şey var. Collections. Mesela girmek istediğiniz server'da böyle browse dersiniz. Buradan bastığınızda. Mesela mods'a bastım. Buradan browse'a bastım. Burada işte görmüş olduğunuz bütün server'lar var. Server diyorum. Bütün modlar var. Modların kısa şeyi. Server'a nasıl gireceğiz? Server'a girmek istediğimiz bir server olursa. Dur bakalım onu nasıl buluyorduk? Bakın mesela bu Sahrani Mahrani dediklerinin hepsi benim bilgisayarımda var olan daha önceden var olan mapler ve bunlar şu anda pardon bilgisayarımda var olan değil bunlar şey ha bunlar şey yükleyebileceğim DayZ'nin yüklenebilir modları Pantera. Combine Operations'da 3 tane modum var şu an için. Bunları daha fazla arttırabilirim de. Arttırmayabilirim de.
Favorites 51. Neymiş bu? Neyse. Buradan serverlara bakma var. Onu gösterecektim. Unuttum. Serverlara bakmak nasıl oluyor? Mesela burada sizin yüklü olan oyunlarınız yazıyor. İşte bak, yüklenmiş olan. Bak mesela DayZ. İşte Operation Arrowhead. Original Boyma. Bilmem ne. Cacurt. Hani bunların hepsi burada yazılı. Servers diyelim. Servers dediğimizde Daisy direkt bir tane server'ı buldu. Başka server da var mı? Şöyle. Bir tane server buluyor. Neden böyle? İki bin tane server varmış normalde. Ha bu şey. Modlu olanlar. Girilebilir olanlar. Hani benim şu anda moduma uygun olan bir tane server varmış. Onu bulmuş. onu yansıtıyor arkadaş. Mesela buradan şunu kaldıralım. Şunu kaldıralım. Şunu kaldıralım. Şimdi hepsi yüklenmeli. Mesela burada bütün modların hepsi yazıyor bakın. Şu modda diyelim. Mesela burada bütün modlar var ve bunların içinde sağlam olanları var. Şu neymiş anlamı? Her neyse buradan girebilirsiniz. Artı bunun yanı sıra eğer ki atıyorum Daisy Commander'da var olup ya da işte Daisy Launcher'da var olup da burada olmayan server'ınız varsa, misal benim oyun oynadığım server varsa, oraya girmek için şu mouse'a tıklıyoruz. Bu arada bu Play6 denen program aşırı derecede RAM harcıyor. Misal ben burada şuna tıklıyorum. Epoch modunda oynadığı için, o server Epoch modunu istediği için şuna basıyorum ve launch diyorum. Launch dediğim zaman otomatik bana Epoch'u verecek, Epoch modunu verecek. Bu videoyu bayağı hazırlayabilmek için bayağı uğraştım, onu söyleyeyim. Video kayıt programında arızam vardı, onu da belirteyim. O yüzden geç yüklendi. Yani normalde 3 gün önce falan atacaktım bu videoyu ama bazı arkadaşlar yazmış işte bu konuyla alakalı. O yüzden kusura bakmayın. Daha yeni yüklüyorum videoyu. Şimdi launch dediğimde ne aktivitelerin olduğunu onları göstereceğim. Nasıl hareket etmeniz gerektiğini. Bir kere Daisy Commander ya da Daisy Launcher'da var olan ve burada olmayan serverlar için o serverın, yani o girdiğiniz serverın IP'si ve 2302 ile biten, daha doğrusu hani bunu direkt söyledim. Bazısının bitmiyor o şekilde ama port numarası gerekli. Onlarda da şöyle. Mesela girmiş olduğunuz server'ı şöyle Daisy Commander'da. Mesela atıyorum daha önceden ben şey yaptığım için şurada favorites'e eklediğim için buna şöyle sağ tıklayıp tabii gelirse bugün sağ tıklayıp ha bunda olmuyor. Neyse bunda oluyor. Sağ tıklayıp Copy to IP Clipboard ya da şurada IP'yi yazıp girebilirsiniz. O şekilde. Şimdi buna launch deyince oyun açılacak. Oradaki yapacağınız işlemleri size bir bir orada anlatacağım oyun içinde. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Daisy Epoch modunda oyunumuz açıldı. Gayet normal bir şekilde, stabil bir şekilde işliyor. Birazdan server'ıma girmeye çalışacağım. Manuel olarak. Buraya kadar eğer ki işlemleri doğru yaptıysanız şu resmi görürsünüz. Ondan sonra da bir çok şükür şeklinde. Bir de bol bol bana bir güzel bir dua edersiniz. Bir de heykelimi dikersiniz bir kenara. Çünkü bayağı benim bu şekilde çalışmayı
Bulmam bayağı uzun sürdü. Ha. Şimdi şunu anlatayım. Misal atıyorum şu ekran geldi karşınıza. Multiplayer dediniz. Bütün serverlar dökülüyor bakın baba. Online olan. Eğer ki kapalı değilse server. Bütün serverlar dökülüyor. Burada işte Epoch Chernobyl olanların hepsine ben Epoch modunu açtığım için girebilirim. Hepsine girebilirim. Hiçbir kesinti olmaksız. Fakat ben girmeyeceğim. Arma Life Gaming Island The Chermos Team Coop Coop neyse. Şimdi ben buna remote dedim. Şu benim normalde sürekli girdiğim server'ın IP'si. Zack McFrack ve Nerestro'nun IP'si. Girdiğimde direkt çıkıyor. Daha sonra buradan buna basıyorum. Ardından da Join diyorum. Bekliyorum. Yüklemesini yapıyor. İsmim belirdi. Her şey normal. Oyun açılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz üzere gayet girmesi kolay. Bu şekilde işlem yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız ama öteki türlü Daisy Commander ya da işte Daisy öteki neydi ya bir Daisy Launcher mıydı neydi? Ondan da yapar o da lanet bir şey ya. Öf. Ya niye böyle saçma sapan bu programları yapıyorsunuz bari çalışır duruma getirin arkadaş. Bu iş böyle olmaz yani. Ayıp denen bir şey var. Bunu tüketen insanlar var. Misal biz tüketiciyiz şu anda. Ama tüketemedik. Alttan yazan kimse saygı sevgilerimi överek anlatıyorum ona şu anda. Kesin Samet yazdı. Samet geçmişini sikerim yazma. Şaka tabii yaz. Yaz. Sen olmadan olmuyor. Gecelerim sensiz boka sarıyor muhabbet. Gecelerim sensiz amansız geçiyor. Samet sen olmadan yaşayamıyorum. Neyse oyun açıldıktan sonra ya işte oyun açıldı ya bu yani takılacağız birazdan. Bu girişi de böyle sancılı bunun var ya. Bayağı sancılı bir girişi var yani. Böyle bayağı AES'te AES'te. Şu oyuna bayılıyorum. Hani her şeyi çok güzel yani. Şu Arma 2 gerçekten mükemmel tasarlanmış. Hani grafik anlamıyla da öyle. Şimdi hani bazılarınız diyordur işte. Abi çok kötü grafikler de bilmem de cartta curtta. Ulan bu harita bu map'in üstüne Arma 2 şey Arma 3 motorunu dayayıp adam size çakma tamam çakma Daisy vermiş ya virmiş. Konuşamıyorum bile düşün yani yorgunluktan ve bu videoyu çekiyorum sırf sizler için. Çünkü bayağı bir sanki anasını satayım oyunu ben yapmışım ya da oyunun İzmir oyunun Türkiye kanadı benmişim gibisine. Yes, display names. Evet arkadaşlar işte görmüş olduğunuz gibi base 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 building parts range of maintenance cost 3 of briefcase oldu canım 3 tane briefcase verecekmişiz de alanı şey yapacakmış. Ne yazdı bu? Kesin baksana. Vay bak geliyor hemen. Neyle geliyorsun? Neyle geliyorsun? Bak şimdi bak. Bu da yavrum garibim benimle oyun oynamaya çalışan yavrum ya şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Oğlum sen neyle geliyorsun? Sen de şey yok. Ne yok? Daşak yok. Sende bir kere Play 6 yok, bir şey yok. Modu kurmamışın. Çıktı bak görüyor. Gelemedin. Biz öyle çok gördük yani. Geliyorum deyip daha sonra yarı yolda tıkananları çok gördük. Şimdi gösterdiğim gibi
Bu şekil olacak arkadaşlar. Bu araba niye bu kadar kaymış lan böyle? Battle.ai'ye yükleniyor tabi. Oğlum o pilot poli devirirsen var ya. Şimdi eski araba park edici olduğundan mütevellit. Hop lan. Aro. Kamyon gibi bu da. Allah. Bunun içinde ne vardı lan? 30 metre platform, bir tane daha var abi bunda. Aldım, ne olur ne olmaz birader yani. 4 tane scrap metal var. Duvar var 6 tane. Ha. Nasıl geldin lan? Oğlum imkanı yok lan senin bu oyuna girebilmenin. Oğlum sevabına şundan biraz oynayayım ya. Tekrar menüye attı. Tabii tekrar menüye atacak. Bu akşam birazdan bir video atacağım. Onu izle. Ne yapman gerektiği anlatılıyor. Senden bayağı bir bahsettim. Neyse. Oha lan. İyiymiş ha. Bu arada bu yan tarafa şey yaptım. Araba park yeri yaptım böyle. Manyağım ya ben yaptım böyle işte. Burada bizim kamyon var. Evet baby babyler. Neyse ben çıkıyorum ya. Uyuyacağım da render yapacağım videoyu bilmem ne falan. Atarım birazdan. Oh düştük. Ya bir şey olmadı herhalde ya. En kötü ihtimalle ayak kırılmıştır ne olacak. Neyse kaçtım ben. Gösterdiğim şekilde yapacaksınız. Ya. İyi güldürdün. Neyse kaçtım ben ya. Tamam ben yatacağım da bir ton işim gücüm var yarın sabah. Hadi.